İzmir'deki İlk Flutter Stratejim Etkinliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu bizim için de bir ilk. Ben kendimi tanıdım. İsmim Gazi Yanalarmış. Bu üniversitede öğretim üyesiyim. Çeşitli öğrencilerimiz de burada. Bu üniversitede, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde mobil uygulama geliştirme dersinde Flutter framework'ını kullanıyoruz yaklaşık 2 senedir. Bu biraz hani dünyada öncüyüz. Bu kadarıyla başka üniversitede yok bu. Ve de şansımıza Flutter çok popüler bir framework haline geldi. İşte bu yani dünyada bu işin öncülerinden biriyiz aslında. Bir şirketim var. Burada uygulamalar da geliştiriyoruz. Öğrencilerin çalışıyorlarında bir mobilis olsun, tam çalışma şeklinde olsun. Bugün yapacağım bu Flutter stadyum. Flutter, Google Flutter konusunda Google'ın framework Flutter. Google Flutter konusunda çok aktif bir şekilde bir yayılma politikası izliyor. İşte dünyanın çeşitli yerlerindeki görevlilerin böyle meetup aracılığıyla veya işte kendi çeşitli şekillerde bir araya gelip işte Flutter birbirlerine anlatmaları, beraber Flutter konusunda uygulama geliştirmeleri, birbirlerine yardımcı olmaları şeklinde bir etkinlik bu aslında. Değişik formatlarda yapılıyor değişik yerlerde ama olay tamamen gönüllü. İşte mesela ben Google Developer Expert'im. Google sadece hani beni bir expert olarak tanıyor. Yoksa hani Google'da herhangi bir maddi vesaire bir ilişkimiz yok. Tamamen gönüllü bir şekilde bu etkinliği İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin bize verdiği imkanlarla burada gerçekleştiriyoruz. Yani herkes gönüllü, herhangi bir başka bir durum yok. Şimdi bugünkü amacımız şu. 4 tane konuşmacı var. Eventbrite'de görmüşsünüzdür. Şurada oturuyor olacaklar genelde ve gördüğünüz bu etrafta işte insanlara yardımcı oluyorlar. Bu 4 konuşmacı burada çeşitli şeyler anlatacak. Şu an kameraya kaydediyoruz. Canlı yayın veriyoruz. Şuradaki linkte kurulum talimatları var. Flutter çalıştırma konusunda probleminiz varsa bakabilirsiniz. O sayfanın en üstünde de canlı yayın linki var. Hani paylaşmak isterseniz arkadaşlarınızla falan izlemek isteyen olursa. Daha sonra videoları da daha da düzgün hale getirip YouTube'a koymayı düşünüyoruz. Bugünkü amacımız, bu 4 konuşmacı çeşitli şeyler anlatacak Flutter ile ilgili. Bu hani faydalı bulacağınız bilgiler olabilir. Ve de bazı şeyler koyacağız önümüzde. Şimdi birkaç opsiyon olabilir burada oturan bir insan için. Sadece izleyeyim ne var ne yok. Böyle 4 saat geçirebilirsiniz, hiçbir problem yok. Eğer hani Flutter hazırsa bilgisayarınızda ve birazcık deneyim elde ettiyseniz, belki burada yapılan şeylerin benzerini yapmaya çalışabilirsiniz bilgisayarınızda. Ama bilin ki sonradan da izleyebileceksiniz zaten. Veya başka bir alternatif, Flutter'ın web sitesinde Getting Started kısmında şeyler var, CodeLab'ler var. Genelde de bu Flutter stratejiler o şekilde yapılıyor. Yani birçoğunda işte CodeLab 1-2'yi bitirdi herkes falan şeklinde bir etkinlik oluyor. İsteyenler, yani mesela Flutter'la daha önce uğraşmadım. Mesela kurulum konusunda sıkıntınız varsa, laptopunuzda Flutter'la ilgili hiçbir şey de olmayabilir. Şurada USB'ler var 4 tane. Bunları kurulum dosyalarını kopyaladık. Bunlardan alıp, arkadaşlarımızdan yardım alıp, en azından hani bugün laptopunuzda Flutter kurulu bir şekilde de eve gidebilirsiniz. Yani minimum şey olarak düşünürseniz, buradaki elde edeceğiniz şey olarak. Eğer Flutter kuruluysa, şu Sample Tutorials, CodeLabs var. Burada işte Write Your First Flutter App Part 1, Part 2. Bu Türkçe oluyor galiba bir yerlerden. Galiba pardonlar Türkçesi. Birileri Türkçeleştirmişti. Eğer İngilizce konusunda problem varsa Türkçesi var bildiğim kadarıyla. Twitter'da paylaşmışlardı. Bu Part 1, Part 2'yu en azından bugün gerçekleştirmeye çalışabilirsiniz. Yani sunumlardan bağımsız bir şekilde kendi laptopunuzda onları gerçekleştirmeye çalışıp arkadaşlardan yardım isteyip hani bugünü böyle bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu konularda bir sorusu olan var mı? Başlamadan önce. Dediğim gibi herkes ne yapmak istediği konusunda özgür. Burada işte Flutter konusunda bilgi sahibi olan insanlar var. Yani herkes bundan yararlanmaya çalışabilir. Yani ben olsam en azından Flutter'da bir şeyler geliştirmeye çalışayım. Problemleri işte arkadaşlara çözeceğim. Şimdi ben bir saatte yakın konuşacağım. Daha sonra diğer arkadaşlarımız konuşacak. Ondan sonra ben de işte boşta kalacağım. Yine teknik problemleri olan olursa laptoplarında gidip yardım etmekten mutluyorum. Şimdi kısa tutmaya çalışacağım bir sunumum var. Önce onun üzerinden geçip daha sonra kodu açıp kodları işte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Şuradan tabii şey desktop'ta kullanacağımız çalışmalar.
Evet, şimdi Flutter'dan birazcık bahsedeceğim. Neden Flutter? Flutter nedir? Neden? Her şeyden önce işte hızla yayılan bir teknoloji bu. Gelecekte potansiyel iş imkanları açısından hani Flutter biliyorum dediğinizde avantaj olabilecek. Bu arada bu kuşun adı Dash. İşte Flutter'ın maskotu olarak yapmışlar. Tuttu öyle her etkinlikte bir yerde bir tane Dash görüyorsunuz. Çok keyifli ve verimli bir geliştirici deneyimi sağlıyor Flutter size. Yani bir kodu geliştirirken hot reload dediğimiz özellik sayesinde kod çalışırken değiştirdiğiniz kısımları canlı orada değişmiş görüyorsunuz. Bu çok keyifli bir deneyim sağlıyor. Yani bunu bir kere yaşadığınızda, yani birçok insan Twitter'da falan söylüyor ya işte 6 aydır Flutter geliştiriyorum, başka bir şey yapmak istemiyorum hayatımda falan şeklinde böyle konuşan insanlar var. Gerçekten zevkli oluyor geliştirmesi. Kodlarken birçok yaşadığınız acıyı burada, yani tabii hatalar falan aldığınızda yaşayabilirsiniz ama en azından bu normal bir devinimde acıyı çok yaşamıyorsunuz. En tabii ki olayı Android ve iOS uygulama geliştirebiliyorsunuz Flutter'la. Çok platformlu ve işte web'de geliştirebiliyorsunuz şu an günümüzdeki. İki arkadaşımızın sunumu Flutter web uygulaması olacak slaytları aslında. Ben PowerPoint kullanıyorum ama onlar Flutter web'de geliştirdikleri bir uygulamayı sunum olarak kullanacaklar slayt olarak. Yakında masaüstü uygulamalar geliştiriliyor olacak. Google geliştiriyor bunu. Google işte belki işte insanlar soru işareti olabilir ya bazı şeyleri geliştiriyor sonra vazgeçiyor falan. Bundan vazgeçmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Kendi geliştirdikleri işletim sisteminin bir parçası Flutter ve Dart. İşte birçok kendi içerideki uygulamalarını Dart'la geliştiriyorlar, Flutter'la geliştiriyorlar. Dolayısıyla hani bu here to stay, bitmeyecek bir yere. Şimdi Dart dili ile yazılmış Flutter. Dart yeni bir dil, Google'un geliştirdiği bir dil. Aslında 2012'den beri geliştirmekte olduğu bir dil. Java ve JavaScript arasında. Java gibi strongly typed ve JavaScript gibi esnek. Java'da işte type'ların olması, IDE support'u çok güzel. İşte auto-completion vesaire böyle IDE birçok şey yapmak sizin için yapabiliyor. Kodu geliştirdikten sonra bu type'lar sayesinde hata olmayacağından emin olabiliyorsun birçok yerde. JavaScript de tam tersi, işte her şey free. Bu ikisinin arasında bir yerde. Güçlü IDE desteği var, harika bir standart kütüphane var, asenkron özellikler var. Bugün bundan da birazcık bahsetmeye çalışacağım. Geçen haftaki sunumda da bahsetmiştik biraz. Çok yani teknik çok yüksek özellikleri var. Yani arkası çok sağlam Dart dilinin. İşte burada birazcık örnek var. Güçlü fakat basit bir dil. Mesela bir listi böyle bir listi diyor. Direkt yazdığınızda Java'da işte new list bilmem ne falan filan yazmanız gerekebiliyor. Burada böyle yazdığınız set oluyor. Bu JavaScript'e de benziyor dikkat ederseniz. Ama aslında bir type, bir şey, list ve set bunlar. Mesela bu bir map, JavaScript'teki JSON. Burada map string to int, Java'daki map aslında. Böyle çok güzel özellikleri var. Ondan sonra named parameter'lar var şeyde. Bu named parameter'lar, fonksiyon çağırırken isim 2.3'te parametre şeklinde çağırabiliyoruz. Eğer fonksiyon tanımlarken küme parantez için alındıysa bu parametre listesi. Yani şunu gördüğümüzde bilin ki bunlar bir fonksiyon çağırıyor. Fonksiyon parametrelerin isimleri. Hani bunlar biraz JSON'u andırıyor yani JavaScript'te alışmışsanız eğer. Baktığınızda JSON'u benzetiyor. Şöyle dot dot diye query selector bilmem ne nokta text nokta class nokta onclick cascade operator var. Ondan sonra bir list yaratırken falan listin içine bir if koyup bu eleman koyulsun veya koyulmasın diyebiliyorsunuz. Veya bir listi unwrap edebiliyorsunuz bu listin içine. Python'da falan olan güzel özellikler burada da var. Yani güzel bir dil. Bu kolay bir dil. Standart kütüphanesinde asenkron programlama desteği var. Şimdi asenkron programlama nedir? Mesela host bir küre demişim. Bir network request yapıyorsunuz. Bir süre sonra bir data gelecek. Buna ne yapmanız lazım? Ya bekleteceksiniz programı ölüp veya işte bu geldiğinde şu fonksiyon çalışsın, şu ondan sonra bu fonksiyon çalışsın falan diyebiliyorsunuz normalde. JavaScript'te falan olan promise mantığı. Fakat yine JavaScript'in elinde de var bu. Await diyerek o denilen yerine bunu bir senkron kod gibi yazabiliyorsunuz. Fakat şu kısım gelecekte çalışıyor, şu kısım daha gelecekte çalışıyor. Ama bu satır satır ilerlediği için senkron kodda olan işte state'ini tutayım, lokal değişkenlerini tutayım falan gibi şeyler çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani mesela git şuradan bir listeyi indir, onları tek tek request et falan filan. Bunu yapmak için normalde event handler'lar falan olması lazım. O bilgi geldiğinde şunu yapacağım falan filan. Onun yerine bir for döngüsüne koyabiliyorsunuz bunu yani. Çok güçlü bir şey. Ondan sonra mesela her yaptığınız potansiyel zaman harcayacak operasyon asenkron bir operasyon oluyor. Mesela herhangi bir de C#'ta mesela file açıyorsunuz. O file
open diyorsunuz, sonra file'dan read diyorsunuz. Eğer o senkronsa, file'ı okumadan o satırdan bir sonraki satıra geçmiyorsa orada ve de bunu UI thread'de yapıyorsunuz genelde, application'ı donduruyorsunuz aslında. Yani CPU çok hızlı çalışan bir şey ama file çok daha yavaş çalışan bir şey. CPU böyle bakıyor, suyun kaynamasını bekler gibi. Dolayısıyla Dart'ta böyle bir şey yok. Dart'ta her zaman alacak şeyi, şey size bir future dönüyor. Asenkron çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Hani application non-responsive hale hiç gelmiyor neredeyse. Yani en azından oraya oradan uzaklaştırıyor sizi diye. Böyle güzel özellikleri var. İşte geliştirirken çok hızlı bir şekilde geliştiriyorsunuz. Dediğim gibi save'lerini alıp görüyorsunuz. Bu just-in-time compilation sayesinde oluyor. İşte ama şeye sunarken bu arada slide'ları paylaşacağım şeyler bu. Burada paylaşabilirim. Hatta şimdi isterseniz paylaşabilirim. Bu mesela sorularsa da anlatayım. Play ettiğinizde, application'ı yarattığınızda her şey normal compile ediyor. Sanki C++'da yazmışsınız gibi ARM kodu çıkıyor. İki taraf için, iOS için de Android için de. Herhangi bir interpretation falan yok. Dolayısıyla çok hızlı çalışıyor. Normal oyunlar gibi yani. Unity'de geliştirmiş veya işte direkt native geliştirmiş oyunlar gibi çalışıyor aslında uygulamanız. Evet. Sorusu olan varsa her an durdurabilir. İşte Flutter, beautiful, fast, productive ve open sloganı var şimdi. Onlardan bahsedelim. Söyledik. İşte tek bir kod projesi ile mobil ve masaüstü uygulaması geliştirmek mümkün. Masaüstü yakın gelecekte ve şu an mümkün. Android iOS işte böyle güzel uygulamalar, çok değişik etkileşimleri olan uygulamalar, çok değişik animasyonlar olan uygulamalar geliştirmek çok zor değil. Güzel, işte tasarımcıya hayır demeyin. Böyle mesela şöyle fantastik user interface'e geçirmek çok zor değil. Yani bugün işte animasyonla ilgili bir sunum olacak. Minkan yanılmıyorsam onu yapacak. O bunlardan biraz bahsedecek. Yani birçok işte mesela tasarımcı size geliyor. Abi şöyle olsun, böyle olsun, şuradan şu uçsun falan. Ya tamam bir saniye işte. Hani hep öyle olmaz demeniz gerekir genelde. Burada işte biraz daha ona yaklaşabiliyorsunuz. İşte hızlı çalışıyor. Dediğim gibi ARM koduna compile ediyor. Akıcı oluyor uygulamalar, oyun gibi. Çok üretken çalışabiliyorsunuz. Mesela bu işte bunu göstermeye çalışıyor. Çalışmakta olan uygulama. Burada bir şey değişiyor. Save dediğimiz anda buraya o değişiklik geliyor ve de state'i de koruyarak geliyor. 5 ekran ilerlediniz. Hep söylediğim şey işte. 5 ekran ilerlediniz. Datayı girdiniz. Aa son ekranda şu yanlışmış diyorsunuz. O kadar yaptığınız data girme falan kalıyor orada. Save'liğinizde son ekranın değişmesiyle. Çok keyifli hale getiren bu. Stateful attribute. Açık. Hepsi open source. Her şeyi, Flutter'ın her şeyi open source. Herhangi bir soru işareti yok hiçbir yerinde. Dolayısıyla tamamen açık kaynaklı katkıda bulunanlar var dışarıdan. İşte Türkçesi onları. Şu günümüzde işte LinkedIn'de en hızlı büyüyen teknoloji olarak görünüyor yazılım mühendisliği arasında. Kitapta 10. repo oldu. Yüzlerce milyon kullanıcıya ulaşan uygulamalar yazılmış durumda. İşte bu şirketler BMW dahil Flutter kullanıyorlar. İşte şöyle çok hareketli can canlı uygulamalar geliştirmek mümkün. Bunları normalde geliştirmek çok daha zor oluyor standart native uygulamalar için. İşte dediğim gibi cross platform olabiliyor ve de to the metal yani ARM koduna build ettiği için çok hızlı çalışıyor uygulamalar. Diğer frameworklerle kıyaslayacak olacak. To the metal'lar işte şey, normal native'ler, iOS veya Android'de normalde geliştirdiğiniz. Tabii ki yüksek kalite, yüksek performans yakalıyorsunuz orada. Fakat iki farklı uygulama geliştirmeniz gerekiyor genelde. Günümüzde ben sadece iOS'im diyen bir şirket zor. Hem Android'e hem iOS'e çıkarmanız lazım birçok şeyi. O da çok pahalı bir maliyet. Ve tutarsızlıklar oluyor iki farklı taraf arasında. Cross platform yaklaşımlarda da genelde işte hızlı geliştirebiliyorsunuz, taşınabilirlik oluyor, oradan buraya platformu taşıyabiliyorsunuz. Fakat düşük performans ve native olmayan deneyim genelde gerçekleşiyor. Bazen bir uygulama bir garip davranıyor, yavaş davranıyor falan anlamıyorsunuz. Yani size bakıyorsunuz meğer işte kordu varmış vesaire. Flutter'da bu olay yok. İşte native performance, quality, high velocity oldu. Bazı platform reach hepsi bir arada gerçekleşmiş oluyor. Tekrardan özetlemek gerekirse hardware üstünde bir iOS veya Android application oluyor Flutter için. Bunun üstünde C++ yazılmış Flutter engine var. Burada da sizin Dart kodunuz var. Bunları çağırıyor. Bunlar birer function call. Yani web spec'te compile oluyor. Hardware'de direkt çalışan bir executable gidiyor kullanıcıya. Dolayısıyla yani şey herhangi bir inefficiency verimsizlik kaynağı yok aslında.
Evet, şimdiye kadar böyle biraz marketing gibiydi. Şimdi biraz gerçek teknik şeylerden bahsetmeye çalışalım. Şimdi Flutter'da geliştirdiğimiz uygulamalar bir user interface, değil mi? Bir ekran var. Orada yukarıda bir işte app var vesaire olabilir, konular olabilir falan. Bunlar bir tree yapısında, ağaç yapısında oluyor. İşte mesela column, user info, container, role, onun altında icon, text falan. Böyle ekranda gidip dıştan içe doğru bir ağaç yapısı gibi düşünebilirsiniz. Bu ağaç yapısını tekrar tekrar yaratıyoruz burada, build fonksiyonlarıyla. Birazdan şimdi açacağım, göreceğiz. Ve de bu sorun değil. Genelde Flutter'a ilk giren insanların sorun yaşadığı yer burası olur. Ya işte bir daha yaratıyor, bir daha build fonksiyonu çağırıyor, bir saniye bunu yapmasın, inefficient olur falan gibi bir yaklaşım olabiliyor. Kesinlikle öyle bir şey düşünmeyin, buna karşı koyun. Çünkü herkesin yaşadığı bir şey. Bu build fonksiyonlarında yaratılan class'lar çok lightweight. Yani aslında basit bir data structure. Gerçek UI komponentini yaratıp durmuyorsunuz aslında. Geçenlerde çıkan bir Çin'de işte yapılmış bir Flutter talk'ta bu detaylıca anlatılıyor. Sizin o yarattığınız ağaç var. Arkada bir element ağacı var, bir de render ağacı var. Onlar sabit kalıyor. Sizin yarattığınız ağaç tekrar tekrar dife gidiyor bir önceki ağaçta. Gerçekten değişen şeyler uygulanıyor. Dolayısıyla hani build fonksiyonunda yaratmaktan korkmayın. Tekrar tekrar bu ağaç yapısını yaratıyor. Çünkü ağaç yapılarını kodda daha önce uğraşmak isteyen olduysa başka bir ortamda yaratmak kolaydır. İşte bunun child'ı olsun, child'ı olsun diye yaratmak kolay ama maintain etmek zorundur. Mesela işte yukarı git, aşağı git, şuna şuna ekle, şunu çıkar deyince zaten sorun yaşarsınız hep. Bu ondan kaçınmayarak yaratıyorsunuz sürekli. Yaratıp çöp atıyorsunuz. Her ekran yenileneceğinde baştan bir yaratıyorsunuz ağaç yapısını. Ve de bu gerçekten verimli bir şey. Çünkü çok lightweight bir ağaç yapısı o aslında. Aslında gerçek UI elemanlarını yaratmıyorsunuz. Dolayısıyla hani bu beginner'lar için ilk zıplanan şey, engel. Yeni bir artıdan zıplıyor ve değişiklik buluyor. Kendisini tek efficient yapıyor da. Declarative programlama oluyor dolayısıyla. Alıştığınızdan biraz farklı. Normalde programlama yaparken nedir? İşte şurada butonum var. Butonuma ulaşayım. Ona işte text'in şu olsun diyeyim. Veya o butona ulaşayım, ona event handler'ı takayım. Gibi bir yaklaşım oluyor yani imperatif programlama. Yani şimdi ne yapacağız? Gidelim butona referansını alalım, ona şunu söyleyelim, o buna bunu söylesin falan gibi. Bu şekilde olmuyor Flutter'la programlama. Dediğim gibi sürekli ağacı yaratıyor olduğunuz için yukarıdan aşağıya bir bilgi akışı var sürekli. Dedim bu bilgi akışı yukarıdan aşağı olur. Şuradan şuraya ulaşmıyorsunuz. Bu işte zamanla alışacağınız bir durum oluyor. Declarative programlama diyoruz buna. React kullanmış olanlar varsa çok benzer. Ama bunu yani biz her yere istediğimiz gibi uzanamıyoruz. Gideyim şuna şunu söyleyeyim falan diyemiyoruz. Onun yöntemlerini öğrenmemiz gerekiyor. Stateful, stateless widget'lar var vesaire. Şimdi biraz koda dalarak tekrar buraya geleyim. Öylesi daha anlamlı olacak galiba. Evet, şu anda bir tane ilk Flutter uygulamasını yarattım. Şey kullanıyorsanız Android Studio'da yaratabilirsiniz bunu. Ben IntelliJ kullanıyorum. İkisi aşağı yukarı aynı şey. Android Studio'da New Flutter Application deyip işte normal Next.js dediğinizde buna benzer bir uygulama geliyor karşınıza. Burada komentlerin hepsini sildim. Bir sürü koment oluyor burada. İşte anlatıyor size. Güzel bir şey aslında ama şu anda sunum için sıkıntı tabii. Şimdi uygulamamıza baktığımızda bu uygulama ne yapıyor? Öncelikle işte burada Android emülatörüm var. Burada çalışan uygulamayı görüyorum. Flutter demo homepage falan diyor. Şimdi koda hiç girmeden şöyle bir şey göstereceğim. Şu Flutter Inspector açılıyor uygulama çalıştığında. Visual Studio Code var bir de. Bu IntelliJ. Visual Studio Code'a da geliştirebiliyorsunuz. Onda da benzer şeyler var. IntelliJ'yi kullandığınızda şuna bastığınızda uygulamaya gidip herhangi bir yere bastığınızda bunun kodu neredeymiş demiş oluyorsunuz. Şuna bastığımda center, tabi center widget'ın iş yaptı. Arada boş satırlar olduğu için. Yine acaba text title'a gitmesi lazım aslında. Evet, nedense şu an bir garip çalışıyor. Şöyle yapalım. Mesela şu, yani şu anda nedense ben dedim benim setup'ımda bir sıkıntı var. Hot reset atarsan da bakabilirim. Hot reset artık. Yani söylemeye çalıştığım şey şu, buradan user interface üzerinden
basıp onun kodda nerede gerçekleştiğini görebiliyorsunuz. Hani bu sıfırdan giren insan için çok faydalı bir şey. Tekrar deneyelim. Mesela buna bastım, şuraya bastım. Evet, şimdi buldu. You have pushed this button this many times. I yaratan şey burasıymış mesela. Tekrar işte benzeri şekilde şuraya basayım. Evet, nedense burada bir sıkıntı yaşıyor ama mesela butonu buldu, ikonu buldu, ikonu add buradaymış. Bu çok faydalı bir şey. Yani uygulamada bir sürü kod var. Kodlarda scroll, 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 olursayı bul, dosyayı buldansa uygulamanın üstüne basıp şu neredeydi, oradan devam edeyim demek çok faydalı bir şey. Yani bu beginner olarak da, yeni başlayan bir insan olarak da çok tavsiye ederim kullanmanızı. Yoksa kod scroll etmekten sıkılabilirsiniz bir süre sonra. Şimdi şu uygulamayı biraz tanımaya çalışalım. Bir main fonksiyonumuz var. C, C++ geliştirmiş olanlar gibi işte hep bir main fonksiyonu var. Oradan giriş yaparsınız şeye. Android Studio'da ise normal Android SDK'dir veya iOS'te hep işte yok şu dosyaları şunu yazacaksın, bu dosyaları bir şeyler ezberlemeniz gerekiyor. Tamam tamam deyip onları ezberledikten sonra işe girebiliyorsunuz. Burada main fonksiyonunuz var. Burada bir fonksiyon şu error syntax. Plot body dersem aslında bu. JavaScript'te falan görmüş olanlar vardır. Şu işte return run app demek aslında. Şöyle. Tek bir şey return eden fonksiyonlara işte bu arrow syntax'ini kullanabiliyoruz. JavaScript'te, Dart'ta falan var. Void olduğu için return yazsanız yazmasanız aynı şey. Dolayısıyla kendisi koymuş gibi. Main fonksiyonumuz var, çok güzel. Run app diye bir fonksiyon var. Bu işte, buna bir my app, burada class var. Bu, burada bir new var aslında. Opsiyonel new keyword'ü Dart'ta. C++, Java falan yazanlar işte new yazmak zorunda değilsiniz. Class'ın adını farklı yazdığınızda aslında bir tane instance yaratmış oluyorsunuz. Şimdi buradan başlıyor iş. Burada da bir myApp class'ı var. Bu stateless widget'ı extend ediyormuş. Burada işte object oriented hiyerarşisi, object oriented bilmeniz gerekiyor bu noktada. Bir parent class'ımız var stateless widget diye. Onun içinde ne varsa bizim myApp class'ımız da var. MyApp class'ımız onu biraz genişletiyor. Bu myApp class'ı stateless widget. Bunun içinde bir build fonksiyonu, yani şuna bir bakalım. My homepage class'ı var bir de, bu da stateful widget. Birazdan bu farktan bahsedeceğim. Stateless widget, stateful widget. Fakat MyApp'in içinde bir build fonksiyonu var, override ettiğimiz stateless widget'tan. Bu build fonksiyonun içinde, bu demin bahsettiğim ağaç yapısı yaratılıyor. Yani bu MyApp benim application'ın tepesi. Bunun içinde bir material app widget'ı, onun içinde bunlar işte named parameter dediğim gibi, material app constructor'ına verilen title, theme, homepage parametreleri. Böyle indentation'ını yapınca da biraz JSON'a benziyor, işte şeye benziyor. Böyle UI, HTML'e falan andırıyor bir yerden sonra. Ama aslında bu bir constructor call. Title'ı Flutter demonstrative, theme'i işte theme data objesi, home'u işte my homepage widget'ı, bunları yaratıp böyle bir ağaç yapısı yaratmış olduk şu anda. Yani bir tane node var yukarıda, üç tane title var, theme var, home'u var. Home'un altında, home'da my homepage. Home'un altında da bu stateful widget'ın state class'ı var. Onun içinde bir build fonksiyonu bu sefer. Yine bir şey yaratılıyor, UI yaratılıyor. Scaffold. Bu scaffold şey oluyor, bu material design'ın scaffold şey demek, iskele demek. Bu inşaatın önünde kurulan iskeleler vardır ya, onun gibi. İşte bu yukarıdaki app barı, işte body'si falan bu scaffold'ın içine giriyor. App bar var burada, widget.title demiş mesela. Şurada mesela widget.title artı hello diyeyim mesela. Sevdiğim anda orada hello'yu yanına eklenmiş gördüm mesela. Böylece hani kodla oynayarak ne yapıyormuş diye görebiliyorsunuz. İşte body'si var. Burada da işte bir center widget'i var. İçine koyulan şeyi ortaya alan. Column widget'i var. Birkaç şeyi alt alta koymanızı sağlayan. Bunlardan Onat arkadaşımız bahsedecek. Layout kısmında. Yani ekranda bir şeyi bir yere nasıl koyarız? İşte bu column'un main axis alignment vesaire. Children özelliği var. Burada şöyle gidebilirim. Böyle, şöyle baktığımızda. Bu children'ın işte bir text widget'i var. You push this button this many times yazan. İşte bir başka text var. Şu sıfırı veren. Mesela bunun böyle olduğunu anlamak için mesela şöyle yaptığımda şu yana num çıkıyor. Ha, demek ki bu buymuş. Şu string interpolation'ı dolar yazdıktan sonra değişken adını yazdığınızda string'in içine koyuyor. Bu şekilde widget'lar var. Sözün özü. Şeyi göstermiş oldum. Yani bu build fonksiyonlarıyla bu ağaç yapısı yaratılıyor. İşte column'ın altında user info, container'ın altında text falan filan.
Fakat gördüğünüz gibi bu ağacı constructor kollarla hep yaratıyoruz. Yani build fonksiyonu yaratıyoruz. Ama işte ağacın işte birinci çağrını alfalar falan gibi şeyler yapmıyoruz. Başka ortamlarda yapmış olabileceğiniz şeyler. Şimdi stateless widget, stateful widget var. Şimdi ondan bahsedeceğim. Şimdi bu ağaç yapısının her level'ına bir widget diyoruz. Bazıları built-in widget'lar, Flutter'ın kendi içinden gelen, bazıları sizin yarattığınız widget'lar. Mesela burada şu My Homepage bizim yarattığımız bir widget oluyor. My App de bizim yarattığımız bir widget, bizim klasını kodladığımız. Ama işte Scaffold, Center falan bunlar da aynı bizimki gibi fakat Flutter'cıların yarattığı. Control click yapıp onun da source koduna bakabiliyorsunuz. O da sizinkine benziyor. Aslında burada işte bir align'ı eklenmiş. Bu da sizin içerilerinde olacak falan filan. Hepsi. Sonra stateless widget'a gidiyor birçoğu. Bu şekilde widget'ları yaratıyoruz. Bunlar widget'ların instance'ları. Bir ağaç yapısında duruyorlar. Stateless ve stateful olanları var. Şimdi aradaki fark ne? Ekrana sadece bir yazı yazacaksa, bir text ise, yani şurada şu yazı çıksın diyorsa, bunun herhangi bir akla tutması gereken bir şey yok. Bana text veriliyor, ben onu ekrana basıyorum diyor bu stateless widget'lar. Çok basit şeyler. Bunları yaratırken constructor'ına ne verirseniz onun o işte build fonksiyonunda onu ekrana koymakla yükümlü. Böyle bir widget. Bunlar basit şeyler. Stateful widget işte olayın ilginçleştiği nokta. Sadece hepimiz de hep böyle ekrana bir şey yazmıyoruz. Kullanıcı bir şey giriyor, bir şeyler değişiyor, bir şeyler artıyor falan. Bu örnek uygulamada da şu rakam artıyordu demin. Şu şeye bastıkça, artıya bastıkça şuradaki 6-7 bilgiye gidiyor. Bu stateful widget. Tabii örnek olsun diye, çok basit bir örnek olsun diye yapılmış bir şey. Stateful widget'lar kendi içinde değişen çeşitli değerler tutuyorlar ve o değerler değiştikçe bunu ekrana basıyorlar. Yani kaç kere bastığımı ekrana basması mesela çok basit bir şey. Ama işte network'ten bir şey geliyordur, işte bir listeye bakıyorumdur. Database'de ne olduğu bana geliyordur, ondan sonra onu ekrana basıyorumdur. Bu da stateful widget'ın yapacağı bir şey. Burada ben düğmeye bastığımda rakam artıyor, onu ekrana basıyor. Network'ten data geldiğinde bilgi geliyor, onu ekrana basıyor. Aynı şey. Tamam. O stateful widget'lar zaman içinde değişen bir state değişkenleri tutuyor ve build fonksiyonları da bu state'i ekrana widget'lar olarak yaratıyor. Çeşitli text widget'lar vesaire şeklinde. İkisinde de build fonksiyonu var. Şöyle pardon, stateless widget kendi başına bir class. Stateful widget, şimdi bu ikisi de aslında immutable olması gerekiyor. Yani bu stateful widget, stateless widget'in içine field, işte bir değişken koyduk class'ın içine onu değiştirmemeniz gerekiyor. Bunu enforce etmiyor ama öyle olduğunu varsayıyor sistem. Stateful, bunlar immutable, değişmeyen objeler, sürekli yaratılan. Bu stateful widget'ın arkadaşı bir state class'ı oluyor yanında. Onun içinde oluyor bu fonksiyonu ve bu değişen bir şey, immutable. Yani kendi değişkenler olup, onlar değişebiliyor klasın içinde. Kodla tekrar bakacak olursak, stateless widget'in my app'i gördüğünüz gibi sadece build fonksiyonu var. Burada çeşitli değişkenler olabilirdi ama bunları yaratırken bir constructor'dan gelen verileri koymak için genelde final şeklinde olması gereken. Böyle olması gereken değişkenler aslında. Enforce etmiyor ama bunu enforce eden lint kuralları var. İsterseniz aktive edebiliyorsunuz. My homepage ise bir stateful widget. Bu da yine şey, bakın final string yapmış. Bunun değişmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü defalarca yaratıldı. Daha farklı bir string ile gelecekse bir tane daha yapacağız bundan. Bu da işte lightweight. Gördüğünüz gibi çok basit bir class aslında. Fakat bunda bir create state fonksiyonu geliyor bunu yarattığınızda. Bu da bunun arkadaşı olan my homepage state'i yaratıyor. Bu işte mutable. Bu değişebilir zaman içinde. Ve bunun içindeki bu int counter değişiyor mesela zaman içinde. Şurada söylemeye çalıştığımız şey bu. Bir stateful widget'ın yanında mutlaka arkadaşı state class'ı oluyor. Ve bu state class'ı uzun süre yaşıyor. İçindeki değerleri tutuyor. Ve zamanla işte bu değişiyor şimdi bu değerler. Gerek network'ten olsun, gerek düğmelere basarak falan yaptığımız, gerek diğer widget'ların parent'ın bize yeni şeyler söylemesiyle olsun. Bu işte uzun süre yaşıyor. Ama bu stateful widget'lar sürekli yaratılıp öldürülebiliyor. O build fonksiyonları bunlardan bir sürü yaratıyor. Buraya kadar umarım biraz en azından şu kodla beraber oturmuştur. Yani state widget, stateless widget ve state class'ı. State'den eklenen class bunlar önemli.
Bunları nasıl yaratacağız? Şimdi bir sürü burada kod var. Aslında çok basit bir yaratma yöntemi var. STLS diyorsunuz. Bir tane stateless widget yaratıyor. Mesela bir isim verdim. Burada da işte container yaratmış default olarak. ST full diyorsunuz. Bir tane stateful widget yaratıyor ve aşağıda state yaptı. Mesela my stateful widget diyelim. Ondan sonra onun içinde container. Bu şekilde yaratması çok kolay. Veya bir stateless widget'ınız var. Ha ya bunu artık state koymam lazım diyorsunuz. Alt enter. IntelliJ'de alt enter tuşu çok sık kullanıyoruz. Convert to stateful widget diyoruz. Hop. Artık bir stateful widget oldu. Bir state class ayırdı. Değişkenler vardıysa da onları da state class'ına atıyor olacak. Yani bu IDE şeylerini, desteğini kullanmak çok önemli. Yoksa gerçekten ölüm. Ama bu şekilde çok hızlı bir şekilde bir şeyler yapabiliyoruz. Stateful stateless widget bu şekilde. Dediğim gibi widgetlar immutable. Stateful da stateless da içinde değişen şeyler olmaması gerekiyor değişkenler class'ın içinde. Widgetlar constructor'da veriler iletiyor. Yaratırken build fonksiyonlarında constructor'ları çağırıyor. Orada yukarıdan veri iletiyorsunuz. Stateless o verileri ekrana basıyor. Stateful da o verileri ilk değer olarak kullanıyor state class'ında. Daha sonra state class'ın içinde değişimi yönetiyor. Bu temelleri anlamak çok önemli ilerleyebilmek için. Yoksa işte Stack Overflow'da görüyoruz garip garip sorular. Belli ki adam şey temeli anlamadığı için çok ilerleyemiyor. Size en büyük tavsiyem hani bunları tekrar tekrar dönüp bakmanız. Yine widget'lar immutable dedik. Stack class'ının field'ları stack değişkenleri oluyor. Ne vardı? İşte stateful widget vardı. Onun yanında state class'ı vardı. Bu state class'ının içinde değişkenler oluyor. Class seviyesinde değişkenler. Bu değişkenleri değiştirdikçe ekrana basmak istiyoruz dediğim gibi. İşte mesela arttırıyorum rakamı bastıkça 5 oldu, 6 oldu. 6'yı ekrana basmam gerekiyor. Tekste koymam gerekiyor. Şimdi bu değişkenin sadece değişmesi sistemin takip etmesi lazım bir şekilde. Bunu React'te de olduğu gibi setState diye bir fonksiyonla gerçekleştiriyoruz. Yani bu state class'ın içinde değişen değişkenleri değiştirmemiz yetmiyor. Bunu değiştirdikten sonra setState de çağırabiliyoruz ama doğrusu bunları değiştirme işini setState'e verdiğimiz bir fonksiyonla yapıyoruz. Şimdi onu koddan bakalım. Şurada düğmeye bastığımızda çalışan şey bu. Floating Action Button, onPress Increment Count kontrol klik yaptım. Increment Count fonksiyonu içinde bakın bir setState var. Şöyle yapıyoruz bunu da işte setState yazarken zaten kendisi otomatik böyle yapıyor. SetState fonksiyonuna bir fonksiyon veriyorum. O onu çağırıyor. Böyle bir yöntem var. Nedeni konusunda uzun uzun konuşulabilir belki ama bu şekilde yani. Counter değişkenini, değiştirme işlemini SetState fonksiyonun içinde yapıyorum. Böylece sisteme söylüyorum. Bak benim bir stateful widget'ım vardı. Onun state'i şu an değişiyor. Bunun ekrana basılması lazım. Dolayısıyla build fonksiyonunun tekrar çağrılması lazım. Bu benim trim'in bir kısmına yönlenmesi lazım. Bu da bu build fonksiyonunun çağrılmasıyla oluyor. Build fonksiyonu çağrıldığında bakın bu counter. Underscore demek şey, private demek. Private, public falan yoktu artık. Alt çizgi koyduğunuzda private oluyor. Önemli değil, normal global da yapabilirsiniz. Yani public yapabilirsiniz. Burada mesela, burada bir text widget'ıyla underscore counter'ı ekrana basıyor. Bu set state ile counter'ı arttırdıktan sonra build fonksiyonu bir daha çağrılıyor. Text widget'ı baştan yaratılıyor ve bu sefer farklı bir counter değerinde. Yani gidip oradaki tekste ulaşıp tekstin içini değiştireyim demiyoruz. Teksti baştan yaratıyoruz. Build fonksiyonu. Bu da hani alışık olmadığımız bir yöntem olabilir. Eğer React kullanmadıysak mesela bastıkça da artıyor zaten. Ama dediğim gibi bu baştan yaratmak verimli bir şey. İşte arka planda çeşitli şeyler dönüyor. Sizin tek bilmeniz gereken benim build fonksiyonum var. Bu build fonksiyonu benim state değişkenlerimi ekrana basmakla mükellef. Ama hiçbir yaratık yapmaması gerekiyor. Onu da sanırım bu slide'da bakıyoruz. Bu set state build tetikliyor. Build ile tekrardan yaratılıyor bu widget'ın içinde bu widget'lar. Benim build fonksiyonunun görevi state class'ın içindeki değişkenleri ekrana basmak. Hiçbir yaratıkçı yapmaması gerekiyor fakat bunu. Yani bunun çok efficient olması gerekiyor. İşte tekrar build çeşitli sebeplerden application yapmak isteyebilir. Bir state değişimi olur. Başka şeyler de oluyor. Hiç garanti vermiyoruz Flutter kaç kere build çağıracağına. Dolayısıyla Stack Overflow'da ya build fonksiyonu iki kere daha çağrılıyor diye sorulur olursa genelde
Yani evet, normal ne bekliyordun ki şeklinde cevaplar gelebiliyor. Yani bu state fonksiyonu, build fonksiyonunun kaç kere çalıştırdığını falan track etmeye çalışmayın. Fakat build fonksiyonun içinde yan etki yaratacak işlem yapmayın. Build fonksiyonu tamamen dediğim gibi değişkenler var state class'ında. Onları ekrana basacak. Başka hiçbir şey yapmayacak. Yani bu text yaratacak, bilmem ne yaratacak o değişkenlere istinaden. Ama bir problem şu oluyor, bu build fonksiyonunu verince orada network call yapayım falan demek istiyor insan ki oluyor öyle hep büyüdükçe nerede yapacağınızı bilemiyorsunuz onları bazen. Bunu yapmamanız gerekiyor kesinlikle. Build fonksiyonun içinde işte network call olur, file'a yazmak olur, bu tür şeylerden kaçınmamız gerekiyor. Evet, demin işte biraz kodla uğraştık. Mesela birkaç bir şeyler yaratmaya çalışalım. Mesela bu bizim my home page state şurasıydı. İşte tekrardan hatırlayalım. İşte my app tüm app'imizin şeyi. Bunun içinde bir material app widget'ın içinde bir home, my home page yaratılıyor. Bir home olarak verilmiş. My home page onun içinde demek ki bu ağaç yapısında. My home page bir state full widget. Dolayısıyla burada pek bir numara yok. Esas numara state class'ın içinde. State class'ın içinde build fonksiyonu var. Bu ekranı yaratıyor. İşte şu scaffold tepesi, hepsi iskeleti, app bar tepe. Bunun içine mesela action'lar falan koyabiliyorsunuz. Şuraya işte, neydi, flat button koyduk değil mi? Mesela şuraya hello diye bir buton koydum, disabled. Çünkü on-press yok, yani enable, disabled muhabbeti yok. Event handler'ı varsa disable oluyor. Bayağı basitleştirilmiş birçok şey. Print'i kullanıyoruz sık sık. Mesela şu anda basılıyor artık. Disable dediği karesini siyah. Bastıkça bastın yazıyor. Yani bu şekilde oynamaktan çekinmeyin. Hızlıca bir şeyler yaptığınızı görün. Ondan sonra ne yapabiliriz? Mesela bu center var, column var. Şurası. İşte main accelerant, bunlar da hep şey bahsedecek zaten, onat bahsedecek, nasıl kolonlar orada olarak oluyor. İşte you have pushed this many times, burada bir text var, burada style şey yapmış, büyük görünsün diye. Mesela buna bir başka bir şey daha ekleyebilirim, işte text. Text'in işte direkt veriyorsunuz parametreyi. Şöyle yeni dediğimde, altına yeni bir satır giriyor. Bu kalın vücudunda satırlar şeklinde oluyor her şey. Mesela burada yeni bir row eklemek istiyorum. Mesela diyelim ki 12'nin altında şurada birkaç şey koyayım böyle yan yana. Bunu da yeni bir row ekleyerek yapabilirim. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi IDE'deki IntelliJ'in bize sağladığı şeyleri biraz göstermek istiyorum. Şu tekstin üstüne geliyoruz. Bu teksti bir satır içine koymak istiyorum. Etrafında sağa sola bir şey koymak istiyorum. Alt Enter yapıyoruz. Burada çeşitli şeyler. Şimdi bu Alt Enter'a bastığınızda eğer bir widget yaratan bir fonksiyon içindeyseniz böyle güzel şeyler çıkıyor şeyle ilgili, UI'ye. Ama başka bir yerde yaptığınızda onlar çıkmıyor Alt Enter. Burada mesela Alt Enter'a basıyorum. Diyor ki Center widget, mesela Center koyuyor etrafına istersen. Bakalım bir şey değişecek mi? Bir şey değişmemesi lazım. Zaten ortada. Kontrol Z'yi geri alabiliyorum. Yani ben bu kodları nasıl yazacağım diye düşünmenize gerek yok. Yani niye HTML yok diye düşünmenize de gerek yok. Hızlıca Alt Enter'la mesela tekrardan Center yapayım. Daha sonra Center'ı silmek istiyorum. Alt Enter. Replace widget with its children dediğimizde hop text onun yerine geliyor. Yani bunları kullanırsanız gerçekten çok hızlı bir şeyler yaratabiliyorsunuz. Kodu yani parantez aç, Enter, space yapmanıza gerek yok. Ondan sonra wrap with column, wrap with row var mesela. Wrap with row dediğimizde bir row içine koy. Buna yanında da arkadaşlar koyacağım. Şimdi row'un içine koydu. Save'lediğimde aslında bir değişiklik oldu. Ha, başa geldi mesela bu row'da olduğu için. Bu row'a işte şey, main axis alignment center deseydim o zaman ortaya gelmesi lazım. Evet. Mesela şimdi row yarattım. Bunun children diye şey. Ben yazmadım bunları dikkat ederseniz. Wrap with row dedim. Kodu o yarattı. Ben sadece işte bunu yönetiyorum şu anda. Children işte bir widget listi. Bunun içinde bir text var. Şey textim burada. Bunun yanında yeni bir tane ekleyeyim bir text. Hayır, pardon. Yanlış bir şeye bastım. Save.
Mesela başka bunun yanına geldi. Bunun böyle olmasına gerek yok. Şöyle basit olabilir. Bu şekilde satır şeklinde de yaratabiliyorum. Bunlar niye birbirine yapıştı? Ben biraz ayrı olsaydı diyeyim. Mesela text alt enter, add padding diyorum. Etrafta 8 uzaklığı olan bir padding yarattı her yönde. Bunu değiştirebiliyorsunuz. İşte set from left to right, bilmem ne, sadece solda olsun falan filan diyor. Yani bu şekilde bayağı hızlı bir şeyler geliştirebiliyorsunuz. Alt enter, alt enter. İşte move widget up mesela yerleri değiştirecek başka yeninin. Yani şu şeyi iyi kullanmak lazım. Kodu öğrenmenin yanında IntelliJ'yi ne kadar rahat, ne kadar iyi kullanabilirim öğrenmek lazım. Mesela React with new widget deyip burada herhangi bir widget aklınıza gelen onu yazabiliyorsunuz. Burada olmayanlardan demek istediğinizde. Bu dediğim gibi bu layout işini ona da anlatacak. Orada biraz daha detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Biz şimdi tekrar şeye dönelim. State işine dönelim. Mesela ben böyle başka yeni vesaire burada ne yapalım? Mesela burada artı vardı. Bir artı eksi yapayım ben bu sefer. Bir yanında artı, bir yanında eksi olan bir şey yapayım bu satırda. Mesela şurada text eksi olsun. Şimdi bir yandan bu geliştirme işini de Flutter'da yaparken düşündükçe burada hani kağıt üstüne düşünmek vardır ya. Burada kod üstüne düşünmek diye bir şey boğuyor böyle hani hızlı hızlı geliştiğini görünce. Mesela eksi yaptım, eksi oldu. Ha, şunu yapayım nasıl olacak? Hani kağıt üstüne düşünün. Bir tane daha şuraya koyayım. Buna da artı diyeyim. Hocam fontu biraz büyütmek mümkün mü? Tabii. Şurada büyük olduğu için şey oldu. Şöyle iyi mi? Şimdi çok büyütünce de ekrana bir şey sığmıyor. O zaman takip ediyorum. Şöyle iyi galiba. Mesela bir eksi bir artı koyayım şuraya. Şuraya artı. Demek bunlar buton olsun. Ortada bir sayı olsun mesela. Artsın azalsın diyeceğim. Mesela buraya sıfır yazayım şimdilik. Dediğim gibi ben kağıt üstünde düşünüyorum. Kod üstünde düşünüyorum hızlı hızlı. Şimdi şu bir buton olacak. Wrap with new widget. Şey var, raised button var, flat button var. Raised button diyelim. Mesela bunun child'ı var gerçekten de. Tamam, sorun yok. Daha şöyle yapayım. Tamam. Bu eksi artı bir buton olması lazım. Tabii evet, böyle oldu. Disabled, çünkü on bilmem nesi yok. Şu parantezi koyduğunuz da olması gerekiyor, pardon. Parantezleri fazladan da koyabiliyorsunuz. Şöyle bakın, child bir tane olmasına rağmen sonunda hani UI satırları parantezde bitiyor gibi böyle bir yaklaşım yapılabilir isterseniz. On press diyorum. Buraya bir fonksiyon yazıyorum. Eksi. Yani bakın enable oldu şimdi. Bastıkça eksi yazıyor. Güzel. Artıya da benzeri yapayım. Artıda ona da bir on press koymam lazım. Eksi artı butonlarımı yaptım. Ortada da bunların değeri yazsın istiyorum. Ama dikkat ederseniz biraz kalabalıklaştı etraf. Ne demiştik? Böyle çeşitli widgetlarımız var. Bazılarını kendimiz yaratıyoruz, bazılarını sistem yaratmış. Mesela bu şey vardı işte bizim My Home Page bir widget. Mesela keşke bu sağında solunda artı eksi olan rakamda bir widget olsa mesela. Ben böyle işte raise button, row row falan. Mesela bundan 2-3 tane kullanacak olurum. Böyle kopyalar yapacağım. Bunu bir widget yapsaydım iyi olur diye düşünebilirim mesela şu row'dan itibaren. Önce bunu widget'a çevirelim. Alt enter da değildi, şey değildi. Refactor. Row'un üstüne geldim. Refactor, extract, flutter widget. Böyle de bir şey var. Basıyorum. İşte artan azalan diyelim buna. İngilizce yapmak daha iyi olur genelde kod şeylerinde ama. New koydu fazladan gerek yok. Tam artan azalanı burada yarattı. Save dersem şimdi yine aynı şeyi görmem lazım. Hat restart belki isteyebileceğim şey yok. İşte böyle tamam. Eksi artı diyor. Bakın artık artan azalan diye bir stateless widget'im var. Bu refactoring sayesinde. Yani bu tool'ları ne kadar iyi öğrenirseniz o kadar hızlı ilerleyebiliyorsunuz. Bunu baştan yazsaydım ben böyle burada yarım saat sıkılırdım. Şimdi artan azalan burada key falan koydu. Bunlardan Flutter'da ne zaman key kullanmak gerekiyor diye Emily Fortuna'nın bir videosu var. İsterseniz izleyebilirsiniz. Normalde gerek yok şu anda. İstersen bırakabilirim, ellemeyeceğim. Yani sizin kafanızı yormasın key kısmı.
Ama bu artan zaman bir ciltim için, hatta pardon sileyim. Constructor'a da ihtiyacım yok aslında. Bunun içinde bir build fonksiyonu var. Benim row'um, padding'im falan buraya geldi artık. Mesela bir tane daha yapabilirdim istersen. Şöyle yapalım. Ne oldu? İki tane oldu. Tek bir widget'ta iki tane yaptım. Şimdi bu widget'ı öyle bir yapacağım ki kendi çapında bu rakamı arttırıp azaltabilecek bir widget olmasını istiyorum. Değil mi? Yani böyle bir... Çünkü başka yerlerde kullanacağım belki UI'ımda böyle. Her mesela tarih girişlere tarih koyuyorsam işte artan azalan bir şeye ihtiyacım olabilir. Böyle artı eksiyle sayılar için. Bu öyle bir widget olsun ki bunu maintain etsin. Yani bu işi bu görevi ona o yapsın. Belki ilk değerini falan verebilirim dışarıdan ileride düşünebilir. Ama şimdi bunu böyle yapacağım. Ne olacak şimdi? Bu widget'in sorumluluğu bu değeri tutmak ve onu arttırmak, azaltmak, ekranda göstermek. Değeri tutmak olduğuna göre bir stateful widget olması lazım. Bir şey tutacak aklımda. Bu, ama şu an stateless widget. Bunu önce bir stateful widget'a çevirmem gerekiyor. Alt enter, convert to stateful widget, hop oldu. Artılardan state'de artık bu fonksiyonu. Hemen buraya bir integer, int, işte değer diyelim. Ondan sonra bu değer işte default olarak 0 yapalım. Yani null oluyor çünkü int'ler falan null olabiliyor. Burada JavaScript gibi. Text'in içinde de bunu yazalım. Şimdi state yarattığım için direkt değer yazsam olurdu ama string'in içine koyuyorum böyle dolarla. Evet, şu anda yeni bir state yarattığım için hot restart, hot reload yemedi. Çeşitli hatalar aldım, hot restart deneyeceğim. Genelde problem yaşadığımızda hot reload problem yaşadı, hot restart yapıyoruz. Stop start yapıyoruz. Hala problemi yaşıyorsak o zaman demek çözülmesi gereken bir şey var kesin diyoruz. Mesela şu anda çözüldü o problem. Şimdi değeri burada basıyor. Tabii sıfır. Doğru mu bastı bilmiyorum. Mesela 10 yerine mesela 10 ile başlatsam daha iyiydi belki. Ama yine hot restart demem gerekecek o çünkü state değiştirdim. Hot restart yapacağım. 10 gelmedi. Geldi yani. Değer 10. Belki ha, 10 geldi. Geldi hocam. Geldi. Ben görüyorum. Tamam, şimdi 10 ile başladı. Okey, bu değişkeni kullandım. Bundan eminim şu anda. Yani dikkat ederseniz parça parça ilerliyor. Dağcı nasıl bir elini atıyor, sağlamsa diğerini atıyor falan. Kağıt üstünde düşünür gibi yapıyorum. Şimdi ne yapacağım? Değerim var. Eksiye basınca eksi yazdım. Onun yanında set state değeri azaltayım. Eksi eşit 1. Eksi eksi olabilir. Artıda da benzeri şekilde set state'in içinde. Niye set state'in içinde yapıyorum? Çünkü bunun değiştiğini framework'ün bilmesi lazım. Mesela artıyı set state içinde yapmayı unutayım mesela. Şöyle dışarı alayım. Set state'i sileyim. Şimdi eksiği set state içinde yaptım ama artıyı yapmadım. Bakalım ne farkı olacak. Şimdi eksiye basıyorum. Bakın azalıyor, güzel. Neden? Çünkü değeri azaltıyor ve set state'in içinde yapıyor bunu. Ama artıya bastım. Değişiklik olmadı. Neden? Çünkü bu bir integer. Integer'i değiştirdim. Ben sistem bilmiyor ki sen 100 tane integer var. Hangi birini takip etsin? Şimdi ama bir hot reload yaparsam bakın 9 oldu bu sefer. Yani build fonksiyonu çalışmaya zorladı. Demek ki build fonksiyonu çalışması gerekiyordu ben bu değişikliği yaptıktan sonra. Demek ki bu ses testinin içinde olması gerekiyordu. Yani böyle bir şeyleri değiştirdim ya ekranda görünmüyor olduğu zaman ha ses teyit unutmuş olabiliriz diyebilirsiniz. Çok büyük dert değil. Evet, artık böyle bir widget'ımız var. Dikkat ederseniz ikisi de artık azalabiliyor. Teyit tutuyor içinde. Bunun gibi text vesaire değişik şeyler tutulabilir. Fakat çok da uzatmak istemiyorum. Ben hemen şeye geçmek istiyorum. Burada sorusu olan var mı buraya kadar bu arada? Evet. Hocam yani Fırat'ı set state ile bu bilgi ayırmadan piyasadaki en iyi pratikleri gömülü getiriyor değil mi içerisinde? Evet, öyle de denebilir galiba. Ha. Yani bu tamamen buradaki ihtiyaçlara yönelik bir yaratılmış bir mimari. Yani bilmiyorum, yani başka şeyler değişik kıyaslamalar yapılabilir tabii. React'te de aynı mantık var. Orada da bir render fonksiyonu var. Set state var orada yine. Oradan alınmış kısımlar var. Ama hani bu haliyle işte set state olmadıkça herhangi bir işlem gerekmiyor galiba. Framework açısından. Umarım biraz hani iyi nasıl kullanıyorum, nasıl hızlı bir şeyler ekleyebiliyoruz falan onu da biraz görmüş olduk. Hani bu tür şeyleri yakalayıp kendiniz yapmaya çalışırsanız güzel olur. Yoksa dediğim gibi hani
nasıl yazacağım ben bunu falan diye uğraşmaya gerek yok. Bununla ilgili Medium article'ları da var. Hem VS Code hem IntelliJ'yi Flutter'da nasıl efektif kullanırsınız diye. Bir tanesi Pooja diye bir bayan. Evet, şimdi asenkron programlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çok uzatmayacağım diğer konuşmalarda geçebilmek için. Şimdi okey, arttırıyoruz, azalıyoruz sayıları, güzel. Fakat mobil uygulamalar günümüzde hep böyle internetten bir şeyler yapıyor değil mi? Dolayısıyla hani bu tür şeyler oyuncak gibi oluyor biraz. Bugün de açıkçası işte animasyonlar var, layout var, şey var, provider var, state management şeyleri var. Fakat bu asenkron programı, network işi biraz bugünkü konunun dışında kalıyor ama en azından böyle bir giriş yapacağım biraz. Benim bu konuda geçen iki hafta önce şeyde Venedik'teki GDG'de yaptığım bir konuşma var, ondan faydalanabilirsiniz. Daha önce burada yaptığım bir konuşma var, internetten bakabilirsiniz, orada biraz toparlamaya çalıştığım işi. Ne demek istiyoruz? Network'ten geliyor bazı şeyler değil mi? Şimdi burada artıya bastığımda bu hemen artıyor, data elimde, hemen basabiliyorum. Ama data elimde değilse ne yapacağım? Ve de bunu nasıl manage edeceğim zamanla gelmesi işini? Bunun için asenkron programından biraz anlamamız gerekiyor. Yoksa olmuyor diye saçımız başımızı yoruyoruz. Bunu önce bir anladıktan sonra geçmek gerekiyor. Mesela bir şey beklemek, gerçek hayatta da işte restoran önünde bekliyorsunuz. Onun yerine bazı restoranlarda şey veriyorlar, size küçük bir şey veriyorlar. Gidiyorsunuz, oturuyorsunuz, başka işle uğraşıyorsunuz. O bızıt dediğinde belli ki hangi yemeğin bızı gidip alıyorsunuz. Böyle asenkron oluyor. Senkron, ben burada bekliyorum seni, ver bana yemeğimi şeklinde. Asenkron, tamam gidiyorum, işimi yapıyorum. Ha geldi mi? Tamam, onu kullanayım. Ona geçeyim gibi düşünebilir. İşte yani size bir kutu veriliyor. Bu kutu yanıtını içerecek. Zamanı gelince kendi açılır. Açmak için zorlamayın. Yani şu aslında özetliyor işi. Yani genelde hep böyle ilk girenler, ya bu bana future verdi, future'dan nasıl çıkartacağım bunu? Ve bir kurnazlık yapayım da ya çıkartamayacaksın diyorlar. Ama ben bir kurnazlık yaparım, bulurum diye herkes bu kasıyor. Şunu özümsemek gerekiyor. Yani network call yaptım, bana bir şey verdi bu fonksiyon. Ben bununla ne yapacağım? Ben, ver bana cevabı ver diye zorlamak gerekmiyor. Zorlamamak gerekiyor. Bununla işte play by the rules, yani nasıl olması gerekiyorsa öyle yapmak gerekiyor. Zorlamayın. Şimdi burada future nesnesi veriyor. Şimdi tek bir thread var. Bu thread mesela şurada bir şeyler çalıştı, butona bastı, bir şeyler yaptı. Bir network request yaptı. Bu network request bana bir future objesi veriyor. Aynı o işte buzzer gibi veya bir kutu, kapalı bir kutu ama hiç açık değil, zamanı gelmemiş. Bu olduktan sonra başka işler yapabiliyor bu UI thread. Burada benim kolum bitiyor. Yani o satırdan bir sonraki satırı geçen şimdi beklemiyor bizim threadimiz, execution. Fonksiyon return ediyor, mavi fonksiyon. Başka işler yapılıyor. Ama elimizde bu future objesi var. Future derse ki, evet data geldi network'ten dediği anda bu fonksiyonun takmış olduğu başka bir callback fonksiyonu oluyor. O callback fonksiyonu çağrılıyor. Onun içinde ulaşabiliyorsunuz istediğiniz şeye, cevaba. Bunu bir özümsemek gerekiyor. Bunu birçok dilde yapabiliyoruz bu callback fonksiyonlarıyla falan ama Dart dilinde, Flutter'da bunu çok kolaylaştıran işler var. Bu event döngüsü var bir tane, main loop. Orada bunlar şey handle ediliyor, aynı touch'lar gibi. Mesela böyle yapmanın avantajı, şu network kolunu, bizim kolumuz beklemediği için, main thread beklemediği için o arada dokunmalar geldiği zaman onları da handle edebiliyoruz çabucak. Böylece hepimiz responsive kalıyor sürekli, parmağı sürekli takip ediyor, arada bir tuk yapmıyor. Ve de bu eventlerin hepsi main event loop tarafından takip ediliyor. Senkron olsaydı bu iş ne olacaktı? Demin dediğim gibi file okuyorsanız eğer size bir callback mobile bir şey vermiyorsa bilin ki kötü bir uygulama C# falan. Ben pardon işte şunu bekliyorum şu an diyorsunuz. Kullanıcı dokunuyor mu bana ne diyorsunuz. Böylece hepiniz donuyor o anda. Fakat işte böyle olunca, asenkron olunca ayık kalıyor application'ınız kullanıcı açısından. Şimdi future objesinden tekrar şey yapalım. Üreten diyor ki mesela network request'i yaptım, fonksiyonu çağırdım, şuradaki URL'i getir dedim bana. Bana hemen tak diye veriyor bir şey. İçinden çıkartamıyorum ama cevabı. Çünkü diyor ki bana şimdi bir future'ı al, sonuç hazır olunca onun içinde çıkacak cevabı diyor. Ben diyorum ki tamam süper, ben başka işlere gideyim, hazır olunca onlar aracılığıyla kullanırım bunu diyorum. Üreten adam işte sonucu üretmek için çalışıyor, network'ten bağlantı falan filan. Ben bu arada başka işler yapıyorum, ne bileyim kullanıcı basıyor, sayı arttırıyor, counter falan amaçlı şeyler. Ondan sonra bitince
Buyur sana sonuç diyor bu future objesi aracılığıyla. Nasıl oluyor? Bu future objesi bir handler takmamız gerekiyor. Noktadan değil, bir fonksiyon aracılığı. O fonksiyon çağırıyor. Şurada takmıştım ben bir fonksiyon, o çağırdı. Onun için de sonuçla elime geldi. Şimdi print edeyim, kullanayım vesaire. Set state yapayım, ekrana basayım falan diyebiliyoruz. Şimdi bu future, bunları uzun sarıya anlatmayacağım ama şunu görmenizi istiyorum. Şu mesela normal senkron kod, işte bir dönüyor, biri basıyor ekrana, çok basit bir kod. Asenkron hali şöyle oluyor, işte get val diyorsunuz, sana bir future dönüyor. Bu sadece yer doldurmak için, aslında bir future dönüyor. Future'a nokta dendiği, o bittiği zaman şu fonksiyon çalışsın diyoruz normalde. Bu callback muhabbetini yapmak için. Ama Dart dilinin async await sintaktik şudur, dil özelliğiyle bu asenkron bir şekilde çalışıyor. Async ile mark ediyorsunuz fonksiyonunuzu. Size future veren şeyin başına await veriyorsunuz, o demin uğraştığınız içinden çıkarma çalışması yapmış gibi oluyoruz aslında. Şu bu döndükten sonra çalışıyor bunu assign etmek, bunu print etmek. Yani şurası başka fonksiyon, şurası başka fonksiyon gibi, şurası ve şurası. Aslında şeyin arkasında, kaputun altında bu çalışıyor. Fakat size böyle bir deneyim sunuyor. Bu da senkron koda çok benziyor gördüğünüz gibi. Yani işin özü, asenkron çalışacak şeyleri async ile mark ettiğimiz fonksiyonlar için kullanıyoruz. Future array'nin başına await koyuyoruz. Sonra bu gelecekte gerçekleşiyor. Ama normal senkron gibi normal kod yazıyoruz. Bu da çok güçlü bir şey. Mesela bir de streamler var. Birçok şey tek olay yerine birden fazla. Mesela normalde bir list veya iterable'a bir for döngüsü takabiliyoruz gerçekten. Ama bir stream'e nokta listen diyoruz. Her data geldiğinde onu print ettiğim gibi böyle event handler'larla callback'ler yapmamız gerekiyor. Ama stream'e await for dersek, stream'den her data geldikçe benim for döngü bir kere dönüyor, sonra bekliyor. Burada bekleyen şey bu test, concept. Main UI thread beklemiyor, o gidiyor başka işler yapıyor. O bu iş yapıyor, o await olur yani, yavaştan topan gibi bir şey düşünmeyin. Gördüğünüz gibi normal bir for döngüsüne benzer bir şekilde, mesela keyboard eventlerinin streamini alıp ona for döngüsü takabiliyorsunuz. Mesela bir socket bağlantısı yapıp ona for döngüsü takabiliyorsunuz. Ya bu çok güçlü bir şey. Diğer türlü işte event handler'lar falan filan neredeydi site bilmem ne. O for döngüsü, if'ler falan filan böyle çok kolayca senkron gibi yapmamız mümkün oluyor. Çok güçlü bir şey. Şeyde ne oluyor? Elimize future geldiğinde burada çizgiler karşıya almıyorsunuz keyword'unu. Bir future geldiğinde bunu bir future builder'a verebiliyoruz. Future builder diye bir widget var. Bu Flutter'ın şey desteği. Veri elimizdeyse basabiliyoruz ekrana ama veri elimizde değilse future builder widget'ına veriyoruz. Onun da bir builder fonksiyonu var. Builder fonksiyonu var. Orada eğer ki future builder henüz datayı vermediyse loading gibi bir şey yaratabiliyorsunuz. Ama datayı verdiği zaman tekrardan rebuild edip arayüzü inşa ediyorsunuz. Böyle bir yaklaşım. Eğer stream ise bu, mesela Firebase'in live connection veya bir chat uygulaması falan bir şey yapıldığında application'da görünecek. Stream builder'a takıp oradan data geldikçe ekranı değiştirip yapabiliyorsunuz. Burada işte örnek kodlar var bununla ilgili. Bahsettiğim gibi build fonksiyonun içinde bir future builder, normal text widget falan gibi future builder widget koyuyoruz. Ona bir future veriyoruz. Bu future'ı daha önceden almış olmanız lazım. Burada future'ı yaratacak kodu çağırmıyoruz. Çünkü build fonksiyonu tekrar tekrar çalışabilir. O network request'i tekrar tekrar yapmanız anlamına gelir bu. Daha önceden elde ettiğimiz future'ı init state'de falan buraya koyuyoruz. Builder'da da bu işte her seferinde her birine bakman lazım dediğinde bu çalışıyor. Hata varsa error geliyor. Hata yoksa, işte datası yoksa, data da gelmedi daha, future daha yeni geçtiğimize bir loading ekrana yazarak diyor bize. Eğer ki data da geldiyse onu yazıyoruz ekrana. Yani şuradaki olayı yapmış oluyoruz. Future builder işte daha data gelmediyse loading basıyor, data geldiyse bunu basıyor. Bunu da bu kodda böyle yapıyoruz. Aynı şekilde stream builder, gördüğünüz gibi çok benzer data geldikçe ekranı yenileme. Dediğim bu slaytları paylaşacağım, bu kodlardan faydalanabilirsiniz. Veya bir alternatifte future builder yerine init state'de bir asenkron kod başlatabiliyorsunuz. Bu asenkron kodları böyle çağırıp başlatabiliyorsunuz. Bu init state build falan senkron olmak zorunda. Çünkü UI'mı yaratayım, UI'mı build edeyim, bunları hemen yapıp dönmek zorunda. Yani biraz bekle sonra yaparsın diyemiyorsunuz.
burada işte başlatabiliyorsunuz da bu asenkron şeyleri. Daha sonra bu asenkron şey mesela bir şeyi aldı. O eline geçtikten sonra set state'i çağırıp aynı artıya basmadan set state'i çağırdık. Bu da network'ten bir şey geldi. Set state'i çağırıp ekranı değiştirebiliyor. Future builder yerine böyle bir yaklaşımla yapabiliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey işte load diyorsunuz mesela başta build. Bu state değişkeni var diyelim. Aslında şu re, pardon şu state değişkeni burada yaratığında varsayayım. O null'sa başta gelmemiş demek ki daha. Loading yaratıyorsunuz. Null değilse create UI yaratıyorsunuz. Bu şekilde bir pattern yapabiliyorsunuz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey bazen UI elemanları çıkabiliyor. Başka sayfaya geçtiniz falan. Bir user info artık ekranda yok. Ama bu işi başlatmıştım, o iş geldi. Network'ten data geldi. Ekrana basmak istiyor. Set state'i çağırsanız hata yiyorsunuz. Onun yerine set state if mounted gibi bir fonksiyon yazabilirsiniz. If mounted buradaki anahtar kelime. Artık mounted değilse yapmıyorsunuz set state'i veya if not mounted return koyabilirsiniz. Yani genel olarak her async fonksiyon await'ten sonra if not mounted return koymak mantıklı. Asenkron kodlarımızda. Bu yani kısmımız takip edememiş olabilir bunu. Eminim hani döndüğünüzde ya şu iş nasıldı, şunu bir daha bir izleyelim dediğinizde bunlar çok faydalı olabilecek diyorlar. İşte demek ki tam kodla yazılmış hali. İşte Future Builder'da da build UI yaratan kısmı ayrı bir yere alabiliyorsunuz isterseniz bunlar faydalı olabilir. Ha, esas demin bahsettiğim şey buydu. Bir Future Builder'ın içinde böyle HTTP kod olmaz. Çünkü bu build fonksiyonu tekrar tekrar çağrılabilir. Burada HTTP kod yaptığımız zaman her tekrar çağrıldığında yeni bir network request. Her tekrar çağrıldığında yeni bir network request. Dolayısıyla faturamızı şişirmemiz mümkün cloud'da. Yani genel olarak kodunuza sonradan bir bakın böyle. Build fonksiyonun içinde bir network request başlatan falan bir şey var mı? Bir yan etki var mı diye. Eğer böyle bir şey varsa da HTTP kodu init state diye bir fonksiyonumuz var. State ilk yaratıldığında çağırmak. Orada başlatmamız gerekiyor. Daha sonra future'ı tutarak kullanmamız gerekiyor. Doğrusu bu. Şeyin kendi, şurada Slavy Resume'nin çok güzel bir anlatımı var. Flutter'ın kendi official videolarında bile böyle yapıyorlar. Çünkü işte o anda bu konsepti anlatmak istiyor yani. Şunu yaparsan 100 tane kelime etmesi lazım. Ama gerçek uygulamalarda onlar kaçınmamız gerekiyor. Evet, hepinize bu asenkron programlamalar burada. Şu kaynakları kullanabilirsiniz bununla ilgili. Şimdi vaktimiz bir 5 dakikada basit bir asenkron kod yapalım. Daha sonra kim sırada? Sensin Eda. Bir 5-10 dakika maksimum, 5 dakika gibi büyük ihtimalle. Şimdi şurada... Neredeydi o? Şimdi millet bakıyorken bir şey bulmak zorunda. Evet. Şimdi basit bir örnek ekleyelim uygulamamıza. İnternetten bir şey çeksin, onu ekrana bassın mesela. Şurada bir örnek var, oradan gideceğiz. Şimdi HTTP package'ini ekleyeceğiz. Ha, şunlardan bahsedelim mesela. Bir Flutter projesinin bu main'de artı lib'in içinde Android ile ilgili, iOS ile ilgili folder'ları var. Sonra işte iOS falan yollayacağız. PubSpec YAML diye bir dosya var. Bunun içinde kütüphanelerimizi yazıyoruz. Dependencies, şunun altına girebiliyoruz yani. HTTP, işte versiyon yazabiliyoruz yanında, işte any yazarsanız son versiyon geliyor. Bunu yaptıktan sonra bir packages get demek gerekiyor. Packages get deyince şeyleri, kütüphaneleri indiriyor en son halini. Şurada bir daha diyor yani, bu bir bug aslında değil bence. Daha sonra baştan çalışmak gerekecek. Şunu da yapmak gerekecek. Mesela şuraya gidelim. Yeni bir kütüphane koyduğum için bu start, gerçi deneyelim belki yer. Şimdi şuraya yeni bir buton ekleyeyim. Nereye ekleyeyim? Şu sıfırdan sonra olsun ya. Nasıl bulacağım orayı? O sıfırı şöyle basacağım. Sıfır burada, evet. Şuraya ekleyelim. Raise button. Load diyelim. Ondan sonra bir tane daha text koyalım. Result diyelim buraya da.
tane result diye şey yaratalım, değişken yaratalım. Tamam, butona bastığımda internetten bir şey çekeceğim, onu da result diye şey koyacağım. Şimdi on press dedim. Network request. Şöyle bir fetch post. http.get http package'ının böyle bir şeyi var. Evet, şimdi bunu biraz tanıyalım. Demin dediğim gibi. Alt enter'a basıyorum. Bu ne dönüyorsa bana, onu yeni bir değişkene koy. Burada alt enter'a bas. Add type annotation. Bu neymiş? Böylece görüyorum type'ın. Yani bu bana bir future veriyor. Bunun içinden response'ı nasıl çekeceğim? Çekemeyeceğim. Ona uğraşmıyoruz. Bu bir future. Evet, bununla ilgili bir gelecekte bunu almakla ilgili bir şey yapmam lazım. Ne yapabilirim? Future.then diyebilirim. Pardon. Then diyebilirim. Bu parametre olarak gelir bana response bu şeye. Burada da alt enter et type annotation diyebiliyorum. Ondan sonra response.body'ymiş galiba. İşte bunu print edebilirim. Ondan sonra benim result'ıma koyabilirim mesela set state. Result eşittir response body. Artık ne gelirse bakayım içine. Evet, şey yapamadı. Çünkü yeni package eklemiştik. Tekrar ekleyeceğim. Bu HTTP package'ini ekledikten sonra baştan çalıştırmam gerekiyor. Şimdi ne yaptık? Bir buton ekledik. Butona bastığımızda şöyle bir network'ten bir şey çekecek. Bir JSON çekecek. Bunu ekrana print edecek. Future.dene. Evet. Ben diye mi? Evet diye mi? Tabii onu diyeceğim biraz sonra. Doğru. Şey sor. Ama hani diğer halinde gösteriyorum ki artık planda böyle bir dediği gibi. Evet diyeceğiz birazdan. Future.den dedim. Şu fonksiyon, o future geldiğinde, future'dan, network'tan data geldiğinde bu fonksiyon çalışacak. Yani şu onPrest çalıştırılıp return ediyor hemen. Ama onu yaparken de şunu attach etmiş oluyor o future'a. Gelecekte future bunu çağırıyor. Şimdi bizimki çalışabilirse. Tam da bakalım neler yapmışlar. Yani bunu mesela parse etmiş o JSON'u. İşte user ID'sini falan almış. Bunları yapabilirsiniz. Yapmanız lazım. Response status koda falan bakabilirsiniz falan filan. Ama biz ne geliyorsa onu basıyoruz şu anda. Şey, yani çabuk yapmak adına. Evet, şimdi load'a basıyorum. Ne oldu? Bakın bir süre sonra bu geldi. Gelecekte geldi. Set state sayesinde yenilendi ekran. Şimdi okey. Yani bu en azından bu işi yapabildiğimizi gösteriyor bize. Burada den yerine evet yapabildiğimiz arkadaşımız çok doğru söyledi. Bu future'a nokta den diyerekten içindeki response'ı çekebildim. Ama await future deseydim diyemem burada. Await. Çünkü bu fonksiyon async mark edilmesinden önce. Şunu async yapmam lazım şurada. Artık evet diyebiliyorum. Evet future dediğim zaman bu bana ne veriyor? Bakın bu bir HTTP response veriyor. Bakın future HTTP response'tı. Evet koyunca başına HTTP response verdi. Burası şu evet'ten sonra çalışıyor aşağısı. Nokta den gibi aynı. Ama artık nokta den dememe gerek kalmıyor. O şey print response işte set state result işte response diyebiliyorum. Bundan tutabiliyorum artık. Bakın tabii response nokta body. Bakın aynı şey gibi senkron kod gibi bu satırı çağırdım. Ondan sonra bu satırı açtım. Elimde artık bu var. Ama burası gelecekte çalışıyor. Yani. Mesela şurada print zaten var. Evet, onu göreceğiz şimdi. Bak. Tekrar diyelim. Load dedim. Bakın instance of response diye print yaptı ve de response body buraya. Mesela bir de clear diye buton koyayım ki görelim. Set state result. Boş string. Onlar virgül. Şu comment'ler aslında comment değil o şey. UI. Clear dedim, temiz dedim.
Şimdi load dediğimde şu await sayesinde gelecekte aşağısı çağrılacak. Load dedim. Gördüğünüz gibi aynı şey oldu. Ama await sayesinde şu aşağısı çağrıldı. Bu aldığın future'ı future builder'a da verebilirdin falan filan. Bu asenkron işini iyi anlamak gerekiyor. Yani Flutter'da eğer böyle yani artı eksi dışında bir şey yapacaksanız, network'ten bir şey alacaksanız, vereceksiniz ki günümüzdeki tüm uygulamalar böyle. Bu asenkron işini iyi anlayın. Bunun için de işte benim Twitter'ımdan şeye bakabilirsiniz. En son dediğim gibi bu Gigi Veneto'da yaptığım, Defes Veneto'da yaptığım konusunda da biraz anlatmaya çalıştım. Oradan birkaç slide gördünüz bugün. Bir de YouTube'da bu konuda geçen sene yaptığım şey var. Birkaç tane Asynchro Programming in Flutter with Dart diye bir sunumum var. Alakası şeyler. Neyse, benim kanalıma girdiğinizde şu mesela Asynchronous Programming in Flutter with Dart size epey bir lokal ettirdiği konuda. Yani bunu iyi anlamadan şey geçmemeye çalışın. Network işleri yapmaya, çünkü biraz üzgün bir durum olabilir. Evet, sorusu olan var mı? Benden bu kadar. Şimdi Onat'ı